Nest'e görevi oluşturduktan sonra manuel nesting yapabilirsiniz. Parçal komutu normalde şu sağdaki listeden veya bu görevdeki bulunan parçaları istediğiniz şekilde seçerek çağırıp nesting yapmanızı, manuel nesting yapmanızı sağlar. Tablo şeklinde veya liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Örneğin şu parçayı tıklayıp tamam dediğimde o parçayı otomatik olarak alıp nesting yapabilirim, manuel nesting yapabilirim. Genelde bu parçal komutu ile çağırmayız. Şu sağ taraftaki görsel menüden parçalarımızı çağırıp yerleştirebiliriz. Manuel nesting nasıl çalışıyor? Bir bump komutundan bahsetmek istiyorum. Ctrl D veya şuradaki bump butonunu açarak çarpma dediğimiz komutu açarak böyle parçaların iç içe girmesini engeller. Bump'a tıklarsanız gördüğünüz gibi parçaların çıkmasını engelliyor. Burada bir parça boşluğu bırakıyor. Kullanıcı tanımını veya görev parametrelerindeki boşluğu ayarlamak için görev parametrelerinde kaç milimetre verdiyseniz boşluğu, şu anda 5 milimetre mesela burada yazıyor. Bunu o şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bazı parçalarınızı görev parametrelerinde tanımlanmasına rağmen daha küçük bir aralıkla bırakmak istiyorsanız parça boşluğunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Tabi parçalarda giriş çıkış çizgileri varsa bunları da kale alacaktır. Örneğin ben parçalarımı düzenleyip parça oluştur seçeneğine geliyorum. Buradan malzemeye göre titanyumları seçeceğim. Şuraya kadar olan titanyumlar düzenle diyorum. Hepsine giriş çıkış vermek istiyorum. 5'er milimetrelik. Ve eğer dairesel bölümler varsa da bunlar da yaylı giriş çıkışa sahip olsun diye ayarlıyorum. Eğer bunların hepsini istediğim tezgaha göre ayarlamak istiyorsam tekrardan şuradan tezgahı değiştirmem yeterli. Buna göre hesaplama yapacak. Gördüğünüz gibi artık Hawkwind Laser'a göre ayarlama yapıldı. Bu şekilde bütün parçalarıma giriş çıkış vermiş oluyorum. Kaydet dediğimde bu parçaları güncel olarak var olan dosyaların içerisine kaydediyorum. Parçaları güncel dediğimde artık gördüğünüz gibi nesting kısmına gelip parçaların giriş çıkışlarıyla birlikte nesting yapılabildiğini göreceğim. Görev parametrelerine geldiğinde dikkat etmelisiniz. Burada giriş çıkışları görev parametrelerine eğer şu nesting leading midout'lara dikkat et dersem ki onu da şuradan ayarlayabiliriz. Parametrelere giriyorum. Girişleri kontrol et veya kontrol etme. Ben şimdi kontrol et seçeneğini ayarlıyorum ve onay veriyorum. Bu defa bakın giriş çıkış çizgilerini offsetleyerek bırakıyor. Aradaki fark bu. Manuel nesting yaparken ikinci kuralımız şu. Nesting sırasında klavyeden F1 tuşuna basarsanız parçayı istediğiniz gibi rotate edebilirsiniz. Şekildeki gibi. F2'ye basarsanız ters yönde, F1'e basarsanız saat yönünün tersine, F2'de saat yönünde döndürme işlemleri yapılabiliyor. F3 ve F4 birbirinin zıt yönlerinde daha küçük açılarda döndürme işlemleri yapılıyor. Benzer şekilde F5 ve F6
5'er derecelik açılarda döndürme işlemi yapıyor. F6 ters yönünde, yani saat yönünde. F5'te saat yönünün tersini. Yine F7 ve F8'de birer derece açılarla parçaları döndürün. Eğer parçayı serbest döndürmek istiyorsanız sağ tuş döndür diyebilirsiniz. Buradan döndürme açısını yazabilirsiniz. Ve istediğiniz değeri girebilirsiniz. Benzer şekilde Ctrl Shift'e basarak da açıları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz döndürme işlemi sırasında. Onun haricinde sağ tuş yaparak çarpmayı açıp kapatabilirsiniz tekrardan. Klavye kısa yolu B'dir. Yine sol taraftaki menüden de çarpmayı açıp kapatabilirsiniz. Parçayı bir yerden bir yere bıraktığınız parçayı taşımak için taşı komutunu kullanabilirsiniz. Taşı komutunu seçip istediğiniz yere tekrardan bırakabilirsiniz. Nesting sırasında. Parçaları kaldır komutunu kullanarak mevcut yerleşimdeki veya bütün yerleşimdeki parçaları otomatik olarak kaldırabilirsiniz, silebilirsiniz. Onun haricinde burada yine snap noktalarını yani yakalama noktalarını ayarlayıp parçalarınızı yerleştirebilirsiniz. Örneğin şu parçaların yakalama noktasını bırakıp istediğim şekilde ayarlayabiliyorum parçayı nereden tutmak istiyorsam. Ortak kenar nestingi yapmak isterseniz ve parçanız buna uygunsa veya bu şekilde ayarlandıysa ortak kenar olarak parça parametrelerinde ortak kenarı açıp burada ışın çapını otomatik ayarlattırabilirsiniz. Burada 0 mm mesafede size ortak kenar nestingi yapacak. Eğer kullanıcı tanımlı ışın derseniz ve buraya mesela bu tezgah için 0.10'da 4 mm ışın olduğunu biliyorsanız mutlaka bu değeri girip ışın değerine uygun şekilde ortak kenar bıraktırabilirsiniz. Örneğin ortak kenara çıkan şu iki parça arasındaki mesafe her zaman 0.10'da 4 olacaktır. Ölçelim. Şuradaki iki nokta arasındaki mesafeyi de ola komutuyla gördüğünüz gibi 1.02. Bunun nedeni şuradaki komut. Başka bir komutumuz yine nesting sırasında, manuel nesting sırasında kullanabileceğimiz ortak kenarı kapatıyorum. Pozisyon komutu. Pozisyon komutumuzla istediğimiz noktayı pozisyonlayabiliriz. Şöyle. Bakın şu anda pozisyon noktası seçip istediğim noktadan yakalayarak ekleyebiliyorum. Pozisyon deyip şu noktadan sağ tuş bitti diyorum ve bitti dediğim noktadan tutup parçaları yerleştirebiliyorum. Yine şuradaki çarpmayı açıp pozisyonlamayı ona göre ayarlayabilirim. Grup şeklinde taşıma yapabiliriz. Mesela şunları bu şekilde bıraktım. Taşı diyorum. Şöyle istediğim yere taşıyabilirim grup şeklinde. Veya işte bir parçayı alıp istediğim yere taşıyabilirim taşı komutuyla. Yine benzer şekilde bir taşıma veya yerleşim sırasında aynalayabiliriz parçayı ama parçanın üzerinde haddeleme yönü yani kısıtlama varsa aynalamayı kullandırmaz size. Yine dikeyde de yatayda da kullanamazsınız. Eğer bir parçada aynalama yoksa bunu rahatlıkla aynalayacaktır parçayı. Bu şekilde aynısını yerleştirebilirsiniz. Referansı sıfırla değil herhangi bir noktadan yakalayabilirsiniz parçanızı.
Orta kenar tutturma, snap dediğimiz tutturma gibi özellikleri buradan aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Yaklaşma mesafesi atıyorum 5 mm. Yaklaşma açısı 45 deyip istediğiniz parçayı seçip bakın sağa, sola ilk gördüğü parçaya kadar aşağı, sola gibi böyle tutturmalarda yapabilirsiniz. Snap deniyor bu özelliğe. Tutturma işlemleri de bu amaçla kullanılır. Manuel nesting de onun haricinde sağ tuş yapıp parçayı otomatik nestlediğinizde tek bir parçayı ilgili ekrana yerleştirir. Yine mesela şurada kalan kısımları 6 tanesini şuraya atacaktır. Bu şekilde parçalarınızı manuel nesting yapabilirsiniz. Parçaları tek tek kaldırmak için sil komutunu kullanırız. Şunu, şunu, şunu sağ tuşla kaldırdım. İstediğiniz gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Manuel nesting içerisindeki diğer komut buradayken bazı komutlarda değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin kaliteyi değiştirebilirsiniz. Yeniden pozisyonlama ayarlayabilirsiniz. Örneğin kaliteyi değiştireceksem şuradaki delik, şuradaki delik, şuradaki, şuradaki. Sağ tuş yapıyorum. Bunları en hızlı veya en iyi şekilde kestirdiğimde buradaki hızı program otomatikman değiştirebilir. Tersten kesmek için tıkladığınız kontrolü varsayılan yönde değil de tersten kesmeye başlayacak. Örneğin şu iç kontrolü şu anda saat yönünde kesiyorsunuz. Saatin tersi yönünde, pardon, saat tersi yönündeyken saat yönünde kestirebilir. Onay verdiğimde bu işlem tamamdır. Yine silgi komutuyla istediğimiz parçayı kaldırabiliyoruz demiştik. Otomatik markalamayı hizalamak için de bu komutu kullanıyoruz. Markalamaları hizalıyor otomatik marka varsa. Şurada pozisyon orijin noktanızı ayarlayabilirsiniz. Bu komut özellikle şuradaki böyle remnantlarda çok kolay oluyor. Sıfırlama noktasını değiştirmek. Buna göre G kodu çıkartıldığı için operatöre sıfırlanacak kolay bir nokta belirlemeniz yeterli oluyor. Örneğin şu noktadan yere, şu noktayı şuraya taşı dersem artık bütün G kodu sıfır noktası olarak burayı kabul edecektir. Ve buna göre bir nokta, orijin noktası belirleyip ayarlayabiliriz. Geri almada yaptığınız son işlemi geri almak için kullanılabilir. Veya sildiğiniz işlemi geri almak için kullanılabilir. Mevcut yerleşimi sil, tüm yerleşimi sil veya kullanılan plakaları kaldır gibi komutlarla da eğer nesting'de ekstradan plakalarınız varsa örneğin şurada ikinci plakam kullanılmamış. Burada kullanılmayan plakaları kaldır diyebilirim. Benzer şekilde sağ tuş kullanılan plakaları kaldır diyebilirim. Örneğin T144 görevinde şöyle bir yerleşim sırası var. Ben herhangi bir yerleşim sırasındaki mevcut yerleşimi silersem buradaki parçalar kaldırılacak. Mesela şu dördüncü yerleşimdeki mevcut yerleşimi sildim. En altta yerleşimleri grupla. Şu anda bakın birinci layout 0 şurada parantez içerisinde yazıyor. İkinci layout'ta 231 tane parça var. Ve üçüncü layout'ta 0 çünkü sildim az önce ve dördüncü layout'ta yine 105 olarak görünüyor. Şimdi 0, 235, 231, 0, 105 diye şeklinde layoutlar gidiyor. Ama boş layoutların olmaması gerekiyor. Daha doğrusu gösterilmemesi gerekiyor. Ya kaldıracaksınız ya da yerleşimleri grupla derseniz otomatikman 231, 105 en üstte yani parçaların bulunduğu layoutlar en üste gelecek. Diğerleri en alta gelecek şekilde ayarlanır. Buradaki yerleşimleri grupla seçeneği bu şekilde çalışıyor. Static nest komutları da zaten static nest'i çalışma alanındayken görmüştük. Static nest yükle dediğimizde burada eğer static nest olarak kaydedilmiş daha önceden parçanız varsa buraya kaydedecek ve program mutlaka static nest'i kullanarak nesting yapacak. Yine static nest'i buradan da kaydedebilirsiniz ya da ön nest olarak kaydedebilirsiniz. Bunları da bu şekilde kullanabiliyorsunuz.